Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Dün de söylemiştik. Bugün Konya'dayız. Neden Konya'dayız? Konya'da çok büyük bir tarım fuarı. Gerçi dün açıldı. Biz ikinci gün, fuarın ikinci gününden yayını yapıyoruz sizlerle. Dediğim gibi Türkiye'nin en büyük tarım fuarı, Konya Tarım Fuarı. Bugün fuarın en yoğun olduğu günlerden biri. Ve böyle bir dönemde yani tarımın her türlü kredinin ve desteğin verildiği, aynı zamanda teşviklerin verildiği bir dönemde tarımı gündeme getirmek istedik. Hem de tam merkezinden, fuar alanından. Efendim konuklarımız var. Tarımı konuşacağız, fuarı konuşacağız, tarım makinelerini konuşacağız. Tarım fuarının Konya'ya yaptığı katkıyı konuşacağız. Bunların hepsini yayında konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü bizlerle birlikte olacak canlı yayınımızda. Tarmak 1, uzun adıyla Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Başkanı Şenol Önal bizlerle birlikte. Bu konumuzun tarım makineleri bölümünü kendisiyle konuşacağız ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk bizlerle birlikte fuarında Konya'ya katkısını konuşacağız. Evet, her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa soru ve yorumlarınız katılabilirsiniz. Aynı zamanda Mayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de aktif olarak canlı yayında programımıza katılabilirsiniz. Yarım saatten fazla sizlerle birlikte olacağız. İlhan Bey hoş geldiniz. Şenol Bey hoş geldiniz. Selçuk Başkan hoş geldiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Fuarınız açılışı dün yaptınız. Evet. Başbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul Türkeş'in katılımıyla ve Konya'dan, Ankara'dan gelen milletvekili. Tarım Bakanımız doluydu herhalde, müsait değildi. Program herhalde yoğundu, gelemedi. Yoğun bir protokolün katılımıyla açılışını dün yaptık ve bugün ikinci günümüz. Şu anda yurt içinden, yurt dışından yoğun bir ziyaretçi girişleri var. Şehir biz, dolu. Daha İlhan Bey'e bir şey sormadık. İlhan Bey alışmış. Ondan sonra sırayla öndeki mektup okur gibi gidiyor tek tek. Peki tamam, hadi öyle yapalım. Hadi bu sefer farklı yapalım siz de yayını. Ya bir kere de böyle olsun. Yapın. Hadi bakalım. Buyurun. Değiştirelim. Şimdi ilk günden itibaren çok farklı coğrafyalardan Konya'ya iş adamları geliyor. Uçaklar dolu, oteller dolu. Şehir ekonomisi de inanılmaz bir bu işten faydalanıyor. Hakikaten fuar merkezindeki bu doluluk şehre de yansımış durumda. Çok moralliyiz, mutluyuz. Böyle bir fuara da Konya'da ev sahipliği yapmaktan hakikaten TÜYAP olarak gurur duyuyoruz. Ne kadar katılımcı var? Geçen senede ile bu sene arasındaki artış ne? Şimdi şöyle bakmak lazım. 15 Temmuz sürecinden sonra ülkede önemli değişimler, ekonomide de sıkıntılar var. Bu konjonktüre rağmen geçtiğimiz seneye göre aynı katılımla devam ediyoruz. Şu anda 400 firma katılıyor. 1180 marka fuarda temsil ediliyor. 15 ülkeden katılım var. Yurt dışından milli katılımlar var. Şu anda Türkiye'nin en büyük üretici, en büyük ihracatçı tarım sektöründeki markalarımız burada. Dünya devleri burada. Şu anda hakikaten tarımın kalbi tabiri caizse Konya'da atıyor. Katılımcı firmalar ilk günden itibaren gelen ziyaretçilerle buluşuyorlar. İş bağlantıları var. Özel hazırladığımız ikili iş görüşmeleri için hazırladığımız bölümde siparişler yazılıyor. Yani ikinci gün için gayet iyi. Üçüncü, dördüncü güne kadar da bu yoğunluk devam edecek. Zaten fuar 5 gün. Bu 5 günlük süre içerisinde hem Konya'ya hem ülkemizin tarım sektörüne de önemli bir kazanç getireceğiz. Toparladık, bitti zaten. Sizle konuşma süremiz dolmuştur. Bana gelecek istiyorsun de. İlla ki konuşalım diyorsunuz. Peki. Şenol Bey döneceğim size ama önce bir Selçuk Başkan'a şu ne kaç sene oldu Konya'da yapalım fuarı? 15. yılı. 15. Selçuk Başkan, fuar bazında konuşalım, sonra Konya'ya bir ayrıca detaylı gireriz konuya da. Ne oldu, nedir bu tarım fuarlarının Konya'ya katkısı ne? Ben çünkü böyle bir baktım, böyle bir hareket var, doğru bir tespit etmiş miyim? Şimdi tarım sektörün, fuar sektörünü anlatacak değilim. Hani fuarların şeylere katkıları vesaireleri onlar üzerine çok daha fazla konuşulabilir ama... Konya'ya fuar acılık anlamında tarım fuarının katkısı gerçekten çok önemli. Burada
dışarıdan bakıldığında sanki bu tarım fuarının sadece hizmetler sektörüne bir katkısı varmış gibi gözüküyor önce. Yani işte otelcilik sektörüne bir katkısı var. Lokantalara, restoranlara, hediyelik eşyalara, ulaşım sektörüne. Ama olay o değil, tamam. Hizmetler sektörüne çok büyük bir katkısı var. Çünkü biz 5 gün içerisinde burada 300 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. 50 ülkeden fazla ziyaretçi. Az önce İlhan Bey söyledi, 400 firmanın üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bunların oluşturduğu hizmetler sektörüne çok yoğun bir katkısı var. Ama asıl tabii ki tarım fuarının, bu büyük fuarın, Türkiye'nin en büyük fuarının Konya'da yapılmasının tarım makineleri sektörüne, özellikle Konya'ya çok çok büyük bir katkısı var. Çünkü neticede firmaların yerleri, üretimleri, fabrikalarının burada olmasının gerçekten büyük bir katkısı oluyor. Beraberinde bir insan satın alma yapmaya geldiğinde bir şehre tarım makineleriyle ilgili dahi gelse, sadece bir tarım makinelerine bakmıyor. Yani o şehri geziyor, o şehrin sanayi kapasitesini görüyor, o şehrin potansiyelini görüyor. Böyle baktığım yani geniş anlamda gerçekten çok büyük bir katkısı var. Ama hani sadece fuarcılık ve fuar günleri ve o sektöre katkısına baktığımızda bile Konya için en önemli organizasyon, en büyük organizasyon ve en önemli ekonomik katkının olduğu çalışma diyebiliriz tarım fuarı için. Peki Şenol Bey, şimdi bu traktördeki %20 vergi konularını konuşacağız. Belki ikinci turda döneriz ama şu 2016'da bitti. Orada bize bir tarım makinelerinin bir portresini, resmini çizin. Ne kadarlık bir üretim var 2016'da? Ne yaptık? Satış hacmine, evet. İhracat ne? İthalat ne? Böyle bize bir tablo çizin. Tarmak bir, biraz önce siz de söylediniz. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçılar Birliği, traktör ve traktöre bağlanan ekipmanların üreticilerinin, ithalatçılarının ve ihracatçılarının üye olduğu bir dernek. 1978 yılında kurulan. Şimdi 2016 yılı itibariyle sektörümüz fabrikadan net satışları 7,5 milyar Türk liralık bir satışı vardır. Bunun içerisinde ithalatı da koyduğumuz zaman bir 10 milyar Türk liralık bir pazar payından bahsedebiliriz. Makine sektörü içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. 2016'yı kıyaslayacak olursak 2015'e göre ihracatımızda ve ithalatımızda da düşüş oldu. Şimdi bu dünya ticaretinde de sizin de bildiğiniz gibi düşüş söz konusu. Maalesef bizim de ihracatımızda diğer ülkelerde olduğu gibi düşüş oldu. Bizim 2015'te yaklaşık traktör, aksam ve parçalarına dahil ettiğimiz ihracat toplamımız 826 milyon dolardı. 2016 yılında bu rakam 766 milyon dolara geriledi. İthalatımızda 700 milyon dolardan 680 milyon dolara bir gerileme oldu. Ama şu anda yine bir dış ticaret yönünden bir fazlamız, %10-11 civarında bir fazlamız söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca sektörümüz yaklaşık 20 bin kişiye de direkt istihdam sağlamaktadır. Bunu da belirtmek isterim. İlhan Bey, çok güzel bir şey söyledi. Şimdi Şenol Bey istihdamı, son cümle güzeldi. Şimdi biz son dönemde özellikle istihdamı konuşuyoruz. İstihdamı teşviği konuşuyoruz. İşte işsizlik oranımızı oranını düşürüp iş gücünü arttırmaya çalışıyoruz ve hükümete çok ciddi destekler veriyor. Şimdi şöyle bir tahminim var. Herhalde fuarcılık en çok istihdam yaratan sektörlerden biri. Doğru mu? Doğru. Mesela şimdi Konya'da herhalde burada çok ciddi sayıda insan çalışıyordur. Nedir o fuar seyahati? Sizin TÜYAP olarak fuar sektörünün istihdama katkısı? Yani bu binanın içinde yapılan faaliyet, fuarcılık faaliyeti, buradaki fuara katılan, başta firmaları düşünün, buraya katılan firmalar mallarını satmak için buraya geliyorlar. Ürettiklerini satmak için buraya geliyorlar. Yeni siparişler almak için buraya geliyorlar. Yeni siparişler aldıkça, yeni üretim konularına girdikçe ek istihdam da yaratılıyor. Buradaki faaliyet istihdama büyük bir katkısı var. Burada görülmeyen bir şey daha var. Bu işin bir de mutfağı var. Mesela bu fuarcılık olgusunu hazırlayan bir grup var. Biz de TÜYAP olarak bu istihdam seferberliğine katkıda bulunuyoruz gücümüzde. Kendi gücümüzde. Bakın burada şu anda 17-18 farklı iş kolunu tetikleyen bir mekanizma var. Yerel değil mi? Yerel. Yerelden yani, kullanıyorsunuz. Yerel. Biz şu anda bu fuarı hazırlamak için bu fuar haftasında ortalama 2000 kişiye iş imkanı yaratıyoruz. Fuar döneminde. Bu çok önemli bir şey. Her fuar döneminde yaklaşık 2000 kişiyi istihdam ediyoruz burada. Part-time çalışıyorlar burada. Güvenlikçisi, temizlikçisi, marangozlu, hostesi, reklamcısı, cateringcisi. Baktığınızda burada 17 tane farklı alt sektörü de
hareketlendiren bir işimiz var. Selçuk Başkan, istihdama şey yaptınız mı? Siz de istihdam seferberliğine katıldınız. Top katıldı, dolayısıyla katıldınız. Zaten biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne oldu? Arttı mı? İyi gidiyor. Konya için rakamları verebilirim. Konya zaten Türkiye'de işsizlik anlamında en başarılı illerden bir tanesi. İşsizlik en az oldu. Niye? Çok çalışıyoruz abi biz. Yani bu yani başkası diğer yok. Diğer iller çalışmıyor, bir tek Konya. Biz onlardan daha çok çalışıyoruz daha abi. Yani şimdi daha çok üretiyoruz. Daha çok üretiyoruz, daha çok çalışıyoruz, daha çok üretiyoruz. Daha az gezip dolaşıp daha çağıza çalışınca da istihdam oluşturuyor. Selçuk İlhan Bey, Selçuk Bey iyi. Yok, hayır, başkanım hakikaten çok doğru söylüyor. Biz buraya 2003 yılında geldik. Bu fuar alanını işletmeye başladık. Konya Ticaret Odası ile çok önemli bir işbirliğimiz var. Çok sağlıklı bir işbirliğimiz var. 2003 yılında bu fuar merkezinin etrafı bomboştu. Abi canım. Bomboştu. Yani Vaha'da şimdi, bir, hani bak dümdüz ovada, Vaha gibi bir yer düşünün. İki tane uzaktan görünen sarı bina. Yani başlangıç bu. Evet, ama maşallah çok iyi bir gelişme gösterdi. Selçuk Başkanlar mı yaptı burayı? Evet. Konya Ticaret Odası'nın çok büyük destekleriyle, katkılarıyla bu fuar merkezi şu anda Anadolu'nun en büyük fuar merkezi. 6 hol, 66 bin metrekare alan. Biraz önce şuna getiriyorum. Bu fuar merkezinin etrafı bomboştu. Şu anda sınırına kadar sanayi bölgeleri, sanayi siteleri. Hep sanayi siteleri. Hep sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri. Ya bu partnerlikten geliyor bak. Yok yok. Başkan. Doğru söylüyor şimdi. Şişeli olmaya kaldı arada. Ben bir fuar alanında ben de bir şey söyleyeyim. Biz de buradan. Ben de işsizlikle ilgili bitireyim. Dur. Şimdi biz Türkiye'nin en işsizlik en az olduğu ikinci biz. Birinci Karaman, ikinci o da zaten bizim eski zaten, ilçemizdi zaten biliyorsunuz. Bu kampanya çerçevesinde de yine gerçekten doğru bir kampanya, doğru zamanlamalı da bir kampanya. Çünkü olası problemleri çok farklı olabilecek bir şeydi. İşsizlik rakamlarının daha da yükselmesi. Konya Ticaret Odası'nın 18 bin üyesi var. Öyle olunca her üyeye bir istihdam garantisi vardı biliyorsun. Şu andaki rakamlarla biz bunu geçmiş durumdayız. Diğer illere de selam söylüyorum. Onlar da daha çok çalışıp geçsinler. 18 bini biz geçtik. Doldurduk. Tabii tabii geçtik. Bir tane miydi bütün hikaye? Ya bu bütün konuşma bir kişi için mi yaptın? Bir artı 18 tane biri topluyorsun 18 bin oluyor. Buyur abi. Şimdi, ne diyeceksin şimdi? Fuar alanıyla ilgili ben sektörümüz buradaki fuarlara semt pazarlarında başladı. Çadırların arasında çok ilkel şartlarda fuarlara başladı. Bu fuar binası yapıldı ve 15.sini düzenliyoruz. Buradan ben Selçuk Başkanım nezdinde Konya Ticaret Odası'na ve organizatörümüz TÜYAP Fuarcılığa gerçekten teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde etraf düzenlemeleri için katkıları var. Onlara da teşekkür ederiz. Ancak bizim hedefimiz daha büyük bir uluslararası bir fuar yapmak. Şu anda gelinen nokta geçmişe göre çok çok iyi. Ama biz bunu daha da ileriye götürmemiz lazım. Alansal olarak mı? Evet, ilave salonlardan bahsediyorum. Tanıtım noktasında ve diğer altyapılarla. Tamam. Bunları, ama bu sadece TÜYAP'ın veya Konya Ticaret Odası'nın işi değil. Burada hep birlikte bu işin içerisine girmemiz lazım tanıtımlarla. Mesela ticaret ateşeliklerimiz çok iyi bir şekilde devreye girebilir. Çünkü dünyanın Avrupa'daki birinci ve ikinci fuar biri İtalya'da biri Almanya'da. Üçüncü olarak biz geliyoruz. Vize problemlerinden dolayı bizim hedef pazarlarımızdaki insanlar o fuarlara artık gitmek istemiyor. Zorlanıyorlar yani problemleri çıkıyor. Onları buraya bizim çekebilmemiz lazım. Onun için burayı biz bir tık daha büyütüp ve iyi bir organizasyon ve diğer ufak tefek bu sayabileceğimiz altyapı eksiklerini giderebilirsek çok daha iyi ihracat noktasında özellikle çok daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi niye söyleyebilirim. Niye yapmıyorsunuz İlhan Bey? Başkan? Ben söyleyeyim ama sadece bu TÜYAP'ın ve ticaret odasının değil. Tamam, biz geçen sefer konuştuğumuzda da aynı şeyi söylediniz. Siz demek ki bir, inşallah yok. Niye olmuyor İlhan Bey? Bu fuar uluslararası değil mi? Uluslararası. Evet. Biraz daha büyütmeniz lazım. Alan gördüm var. Konya'da para da var. Çok çalıştım, çok ürettiğinize göre para da çok. Para var. Evet. Tamam o zaman ne var? Yani hep fuarcı da var. Fuarcı da var. Makineci de var. Tamam daha ne? Büyütün şunu. Uluslararası bir alana getirin. Ne sorun ne? Ya şu anda zaten uluslararası anlamda ciddi bir başarısı var. Tabii ki gerçekten tarım fuarı için şu andaki alanımız arz talep dengesi. Yani talep daha fazla. Arzı o kadar henüz tam karşılayamıyoruz. Ama tabii bu bir fizibilite ve bir yatırım çalışması. Çalışıyoruz. Üzerinde bazı projelerimiz var. Zaman içerisinde onu elbette ki değerlendireceğiz. Konya'da kaç fuar yapılıyor? 15. Bu sayı artması lazım. Yani 15 fuarla
kadar büyük. Ama fena bir sayı değildir. Olmuş. Öyle midir fuarcılık? Yani İstanbul dışında bir şehirde 15 farklı konuda fuar yapmak öyle kolay bir şey değil. Ya bu İstanbul'un fuar, herkes, İstanbul'un her şeyin merkezi olması konusunu ayrıca konuşalım yani. İstanbul'un sorun herkes, ne? Sorun şu, yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İstanbul finansı başka merkezi. İllere dedin, bir laf ettin, tabii. Şimdi döndün İstanbul'a geldin. Hadi hayırlısı bakalım, evet. Şimdi biraz sonra Avrupa'ya gideceksin, onun da farkındayım. Merkezi, fuar merkezi İstanbul, finans merkezi İstanbul, sanayi merkezi İstanbul, ticaretin merkezi İstanbul, kültürün merkezi, sanatın merkezi, medyanın merkezi. Tarımın İnanın, merkezi de Konya. Bırak hocam. Ya o kadar yani, el insaf yani, Allah toprak vermiş. Yani eğer biraz toprak bir yok olsa İstanbul'un, tarımın merkezi lazım. Ben genel anlamda şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu öncelikle Türkiye'nin daha hızlı büyümesini engel teşkil eden, özellikle de İstanbul'da yaşanabilir olmaktan çıkaran bir kavram. Şimdi bir şehre bu kadar küçük, yani koskoca ülkenin küçük bir şehrine bu kadar yükü yüklemek hem o şehre haksızlık oluyor, hem de Türkiye'nin geri kalan şehirlerin yeterince ivme gösterememesine sebebiyet veriyor. Türkiye İstanbul'un, yani ulaşımın merkezi de İstanbul. Şimdi 3. Havalimanı da İstanbul'da yapıyoruz zaten. Tüm ulaşım merkezi haline getiriyoruz. Turizmin zaten merkeziydi. Bunu bir miktar, bu yükün dağıtılması gerekiyor. Bu noktada ilk dağıtılması gereken yüklerden bir tanesi de İstanbul'un fuar merkezi olmaktan çıkmasını sağlamamız lazım hep beraber. O zaman işte Anadolu'da hem ekonomik dağılım hem hizmetler sektörü, birçok sektöre yönelik daha hızlı bir gelişme gösterilebilecektir diye düşünüyorum. Abi soracağım ama Şenol Bey baştan beri şu traktördeki vergiyi soramadık bir buyur, türlü. Buyur. %20. Evet. Bu yeni olan bir uygulama. Yeni yaklaşık 2 ay buldu. İthal traktörlerde ve traktör üretiminde kullanılan aksam ve parçaları içeren, motor ve diğer aksam ve parçaları içeren unsurlarda Avrupa Birliği haricindeki ülkelere gelirse eğer %20 bir vergi artışı geldi. Şimdi biz biraz önce söylediğimiz gibi hem imalatçı hem ithalatçı ve ihracatçıyı da temsil ediyoruz. Görüşümüz şudur, yerli üreticimize pozitif ayrımcılık yapılması noktasında hemfikiriz. Onda bir dakika şey olacak, önce şunu koyalım. Biz traktör pazarının ne kadarını yerli üretimle karşılıyoruz, ne kadarını ithalatla karşılıyoruz? Yaklaşık %75 civarında biz yerli üretim diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu, 110 beygire kadar olan traktörün neredeyse %90'ını yerli olarak karşılayabiliyoruz. Peki. Çünkü onun üzerindekiler ithal diyelim. İthal traktör. Burada ithal traktöre bir vergi getirildi. Avrupa Birliği ülkelerinde haricinde gelen, bir de yerli üretimde kullanılan motor ve aksamlara vergi getirildi. Şimdi şöyle bir şey var. Biz kesinlikle yerli üreticimizin desteklenmesi ve pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz. Fakat bu getirilirken bir takvime bağlanmalı. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra neyse bir adı konulmalı. Çünkü ithalatçımız da bununla ilgili bağlantı yaptı. Ödemelerin akreditiflerini açtı, bayilerinin çeklerini aldı. Burada bir mağduriyet söz konusu olabilir. Bir sıkıntılı nokta daha var. Efendim biz traktör ihracatımızın büyük bir kısmını birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıyoruz. Bunun anlamı şudur, Amerika Birleşik Devletleri'nden de traktör ve traktör aksam ve parçası ithal edersek onlara da vergi koyacağız anlamına gelir. Şimdi bu sefer onlar da bize vergi getirirse bu sefer ihracatımız da negatif olarak etkilenebilir. Burada şu yapılmalıydı. Sektörle oturup konuşulması gerekiyor. Yani bunu karar vericiler, bu sektörün temsilcisi biziz, diğer sanayici arkadaşlarımız da olabilir. Oturup bir masa etrafında bunu belirleyip bir takvime bağlanması gerekiyor. Ben buradaki niyeti de anlıyorum. Yerli üreticilerimizi veya teşvik, motor üreticilerin teşvik edilmesi lazım. Ama yerli motor üreticilerimiz de o motorlarını şu anda Avrupa'da ve dünyayla rekabet edebilir konumda bir an önce getirmeleri lazım. Onun için devletimizin teşvik mekanizmalarını harekete geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Bu traktördeki %20 vergi geçici süreyle mi kondu? Yok. Kalıcı mı? Kalıcı olarak. Avrupa Birliği ülkelerinden Gümrük Birliği anlaşmaları haricinde. Avrupa Birliği haricinde. Gümrük Birliği haricinde. Evet, Avrupa efendim. Birliği haricinde. Evet. Mesela Amerika'dan da traktör gelirse veya parçası gelirse vergi gelecek. Ama biz de en büyük traktör ihracatını oraya yapıyoruz. Amerika'ya yapıyoruz. Amerika'ya yapıyoruz. Yani peki, böyle bir sıkıntılı durumla karşılaşabiliriz. Peki var mı Selçuk Başkan'a İstanbul'un fuar merkezi olmasından dolayı söyleyeceğim iki çift laf mı? Yok efendim. Nasıl? Başkanım güzel söyledi. Yani sadece İstanbul olarak bakılmamalı. Şu anda İstanbul dışında fuarcılık özelinde çok önemli işler yapılıyor.
burası da o örneklerden bir tanesi. Konya'da 15 farklı konuda fuarlar hazırlanıyor. Makine sektöründe, inşaat sektöründe, gıda sektöründe. Burada çok önemli buluşmalara ev sahip yapıyoruz. Tabii Konya önemli bir destinasyon fuar işinde. Bursa, Konya, Adana, İzmir, yani buralar İstanbul dışında önemli fuar siklet merkezleri olarak ön plana çıkıyor. Konuşurken Bursa'yı da Adana'yı da kattı görüyorsun. Tabii Anadolu'nun tümünü kattı. Ben de hakikaten sadece Konya için demiyorum ama Anadolu'da bir 4-5 vilayetin fuarcılık konusunda çok daha ileriye gidip bir fuar merkezi olabilecek. Yani belli mesafede dip dibe iller değil de aralarında 300-400-500 kilometrelik mesafelerin olduğu bir belki 5-6 hatta Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde de tabii, birer tabii, tane ilin fuar merkezi olabilecek potansiyele sahip illerin belirlenip buralarda fuarcılığa belki ekstra destekler, ekstra yatırımlarla Türkiye'de 6-7 tane şehri de iyi fuarlar yapılabilmeli ve İstanbul'un fuarcılıktaki oluşturduğu o yükü Anadolu paylaşma. Çünkü fuarı sadece şöyle değil, yani standlar var, katılımcı geliyor, dışarıdan insanlar geliyor, geziyor. Fuarcılık böyle başlayıp böyle bitmiyor. Belki kamuoyuna yansıyan kısmı o, yani kamuoyuna yansıyan kısmı ne? İşte salı günü saat 10'da standlar vardı, insanlar geldi, baktılar ve gittiler. Öyle değil. Yani onun ön hazırlığı, az önce İlhan Bey'in saydığı reklam çalışmaları, onun ulusal ve uluslararası çalışmaları, ondan sonra standların hazırlanması, o fuara katılımcı firmaların eğer yerel firmalarsa, yani o şehrin firmalarıysa gelen müşterisine kendisinin fabrikasına götürebilmesi, kendi işlerine götürmesi, hatta o sırada o firmanın ya benim bunun yanında şöyle bir ihtiyacım daha var dediğinde komşusuna götürmesi, onunla tanıştırması, o şehri görmesi, o şehrin insanı tanıması, yani bunun kültürel, sosyolojik, ekonomik olarak bir domino etkisi oluşturan bir şeyi var, yapıyor. Bu yüzden yayılmalı diye özellikle ısrar ediyorum. Şimdi olaya bir de şöyle bakmak lazım. Mesela bizim işte en önemli ülkelerden kim var? Almanya var. Almanya'da her şehire bir fuar verilmiş. Köln'de gıda fuarı olacak. Frankfurt'ta ev tekstili fuarı olacak. Hanover'de sanayi fuarı olacak gibi. Böyle her şehir belli fuarları sahiplenmiş ve o fuarlarla anılmaya başlamış. Şimdi Konya'da şu anda yapılan mesela bu konuştuğumuz tarım fuarı Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılamıyor bu ölçekte, bu büyüklükte. Konya tarım fuarıyla anılıyor. Şimdi mesela Bursa'ya geçtiğimizde Bursa'da blok mermer fuarı yapılıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılamıyor blok mermer fuarı. Blok mermer fuarı ile anılıyor gibi. Adana'ya dönüyorsunuz. Adana'da şimdi mesela bir evleniyoruz diye bir fuar hazırladık. Hiçbir yerde evleniyoruz. Çok cici, çok şık da gençlerimize evlilik hazırlıkları niye yapan... Adana'da evlilik oranları mı düşük? Her tarafta öyle. Hayır canım, öyle bir şey yok. Niye Adana'yı seçtiniz? Çünkü orada başladık, orayı bir yere siklet merkezi yapalım diyoruz. Konya'yı niye yapmadınız? Yakın gelecekte o da olacak. Konyalılar zaten evleniyor. Ha, gelme, buraya bulaşma diyorsun yani. Başkan, 2017'den ne bekliyorsun yani? Anladığım kadarıyla biz 2017'ye biraz bu vergiyle, mergiyle falan girdik. Evet. Traktördeki falan böyle pek ağız tadı yok gibi gözüküyor. Nedir? Şimdi 2017'de en azından 2016'yı koruyabilmek ana hedeflerimiz arasında olmalıdır. Çünkü yeni destek mekanizmaları da devreye girdi. Ekipman alımlarında özellikle. Ziraat Bankamızca çiftçimizin alacak olduğu bir ekipmana faizinin %75'i devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu çok önemli bir rakam. Buna çiftçilerimiz kullanmaya başladı bu krediyi. Buradan ben meslektaşlarımdan da bir ricam var. O kalan 25'lik kısmında eğer imkanları varsa iskonto yaparak çiftçimize destek olarak yani neredeyse 1 yıl 0 faizli bir ekipman almalarına yardımcı olmalarını istiyoruz. 2017'deki ana hedefimiz ihracatta da en azından 2016'ya tekrar 2015'e tekrar ulaşabilmek, 2016'nın üzerine koyarak bu hedeflere ulaşmak istiyoruz. Başkan, biraz Konya'da tarımdan bahsetsene bize. Ne oldu, nedir durum? Şimdi, biraz piyasalarda böyle bir daralma falan var. Herkes bunu söylüyor. Bunda bir etki var mı? Etkilendik mi? 2016'nın 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye aslında ikiye ayırmak gerekiyor. 2016'nın 15 Temmuz öncesinde gerçekten rakamlarımız iyi gelmeye başlamıştı ama 15 Temmuz'da yani gerçekten bu ülkenin çok ağır bir darbe girişimiyle
karşı karşıya kaldı. Onun etkilerini atmaya gayret ederken bu sefer de kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları arka arkaya gelmeye başladı. 2016'nın sonunu biraz tabii ki bütün ekonomik aktörlerin hepsi biraz durağan kapattı. Ama 2017 başlangıç itibarıyla 2016'nın yani ikinci yarısı için diyeceğim. Yani hep ikinci yarı diye konuşuyorum. Dediğim gibi ilk yarı iyiydi, ikinci yarı da bu sıkıntılara. 2017'nin başlangıcı 2016'nın ikinci yarısına göre daha iyi. Zaten ilk iki ayın ihracat rakamları iyi bir artış var. Bu Konya için de geçerli. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir ihracat artışımız oldu. Ocak-Şubat aylarının toplamında %13'lük bir ihracat artışı gerçekleşti. Yine işte istihdam verileri henüz hani Türkiye çapında resmi olarak açıklanmadı daha Ocak ayının rakamları ama biz Konya'daki görüşmelerimizden alıyoruz. İlk iki ayın istihdam verileri de 2016'nın ikinci yarısından daha iyi gelmeye başladı. Aslında bu kısmi bir toparlanmanın olduğuna işaret etmeye başladı. İşte kurlarda bir stabilite de var. Tarım sektörüne indirgersek bu sene yağmurla karın da yağışın da çok iyi olduğu bir bereketli bir yıl oldu. Bunun hem tarım ürünlerine yani işte başta bakliyat olmak üzere tarım ürünlerine çok büyük bir katkısı olacaktır. Hem de tabii ki o ürünü hasat eden çiftçimizin satın aldığı pazarlarda bir etkisini göreceğimiz düşünüyorum. Hatta ben bu fuarda geçen seneye göre satış imkanının bir miktar daha fazla artacak olacağını düşünüyorum. Beklenti ne ilan? Fuarla ilgili. Beklenti derken? Yani kaç kişi katılacak? Ne kadar belki bir böyle iş açımı falan bekliyorsun geçtiğimiz yıllara nazar? Şimdi yaklaşık bir yıldır bu fuarın tanıtımıyla, pazarlamasıyla ilgili yoğun bir çalışma, gayret içerisindeydik. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Tabii geçen seneden bu güne kadar geçirdiğimiz sıkıntılar, problemlere rağmen biz geçen yıl 288 bin ziyaretçimiz vardı. Bu yıl 300 binin üzerine çıkacağımızı hedefledik, çıkmayı hedefledik ve dün itibariyle sayılar, ilk günkü sayılar geçen seneyle ilk günüyle kıyasladığımızda %17-18 civarında bir artış var kapı girişlerinde. Bir de yurt dışından gelen ziyaretçide de bir artış var. O da anlamlı. Çok farklı coğrafyalardan akreditasyon yaptırmış, online kayıt yaptırmış iş adamlarımız var. Bu geçtiğimiz yıllara oranla daha orada da bir %40 civarında yurt dışından gelen ziyaretçi açısından bir artış var. İnşallah hani bu hedefleri 300 binin üzerinde bir hedefi yakalayacağız ama bunun içerisinde de yaklaşık %40'lık bir rakam Konya dışından 74 ilden ve 60 civarında ülkeden geliyor %40'ı. Kaba bir hesapla yani 120 bin kişi, bu %40 tabir ettiğimiz 120 bin kişi Konya dışından geliyor burada. Otellerde konaklıyor, lokantalarda yemek yiyor, AVM'leri dolaşıyor, hediyelik eşyaları alıyor. Peki. Yani şehir dinamiklerine de inanılmaz katkı sağlıyor. Şenol Başkan, bir cümleyle bu fuardan böyle bir yeni bir ürün beklenti ne? Onu da alayım, kapatayım yayını artık. Evet, fuarımızda dün açılışında da izledik. Yeni traktörler, yeni model traktörler. 2017 model. Evet, değişikler yapıldı. Türkiye'nin en büyük traktörü, İtal traktör, 470 beygirlik traktör sergilendi ve satışının da yapıldığını dün duydum. Satış da yapılmış. Evet, satış da yapılmış. Ekipman noktasında da yeni modellerimiz, onlar devreye girdi. TÜİK verilerine göre ve Türk Patent Enstitüsü verilerine göre faydalı model, endüstriyel tasarım başvurularında tarım makinelerinin sanayinin ciddi bir sıralamada yeri olduğunu söylemek istiyorum. Son birkaç cümleyle şunu da söylemek isterim. Biz efendim ülkemizdeki enflasyondan bahsederiz. Enflasyonun içerisinde en önemli sebeplerden biri işlenmemiş gıda fiyatlarıdır. Şimdi gıda fiyatının artışında birçok kontrol edemeyeceğimiz faktör var ama kontrol edebileceğimiz faktör verimliliktir. Bunu da tarım makinalarıyla yapabiliriz. Şimdi siz tohumda, gübrede istediğiniz kadar iyileştirmeyi yapın. Bunları toprak ve bitkiyle buluşturacak olan unsur tarım makinasıdır. Bunlar da bu iyileştirmeyi yapmazsanız hiçbir anlam ifade etmez. Onun için yeni modeller burada. Selçuk Başkanım'ın söylediğine de katılıyorum. Bu yıl yağışlar açısından Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu çok güzel geçiyor. Bunun mahsule de yansıyacağını düşünüyoruz ve
bize de olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kaç paraya satılmış o traktör biliyor musunuz? Valla 250 bin euro. Euro. 250 bin euro. Kim almış biliyor musunuz? Öğrenebiliriz. Selçuk Başkan. Ben de çiftçilik yok. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Başkan, Şenol Başkan, İlhan Bey'e çok teşekkür. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sonuçla hem Konya'ya hem tabii makineciler hem de size sonucu da iyi olur. Teşekkürler yayınlara katıldığınız için. Efendim yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.